8 yaşında öğrendim, şimdi daha 60 yaşındayım. Bir dönem ara verdim, tekrar devam ettim. Mesleği ben özellikle annemde öğrendim. O zaman lambalar yoktu, bu elektrikler yoktu. İdari lambaların önünde gece yapıyorduk. O kadar ki diye benim annem alıyordu, ben bıkmıştım. Diyordum anne, yani artık yorulduk, yani edebilmiyoruz, zordur. Mecbur annem de idaresi zordu, geçim zordu. Kimsemiz çalışmıyordu, annem de yapıyordu, parça parça satıyordu ki eve katkısı olsun. Şu anki benim gibi. Ben de şu an yani gerçekte ihtiyacım olan bayanlarda biriyim yani. Şimdi ben kendim üretiyorum, gençlere de söylüyorum gerçekte hepsine. Mahalle mahalle geziyorum, diyorum bak ablası gelin öğrenin, bu mesleğimiz çok güzel. Unutulmasın, unutulmayan tutan kurslarımızdadır. Biz bu heybe, çanta, cacım, yolluk, sacadı, yani bunlar hepsi yapılıyor, cüzdanlık. Yani hepsini de yapıyoruz. Kırlent. 2 yıl üniversite okudum. Bingöl'de Meslek Yüksekokulu Halıcılık ve İkilimcilik bölümünü bitirdim. Onun dışında geldim, tekrardan memleketimde yapıyorum. 7 yıldır buradayım. 7 yıldır çalışıyorum. 7 yıldır kadınlarla birlikteyiz. Üretmeye çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Evimize bir gelir kapısı yaratmaya çalışıyoruz. Onun dışında ben aslında bu mesleği hiç yapmıyordum. Okula giderek başladım. Annem falan bana kızıyordu yap diye. Ben hiç heveslenmedim. Üniversiteye gidince otomatikman her şeyin içine düştüm. Bir anda yapmaya başladım ve şu anda çok zevkli bir iş. Her örneğe başladığımda, farklı örnekler yaptığımda zevkle yapıyorum. Aynı örneği yapmak istemiyorum bir daha. Bu güzel bir şey aslında. Üretmek güzel bir şey. Kadınlarla yapıyoruz. Böyle söyleyebilirim. Merkezi Müdürlüğü olarak şu anda 13 tane aktif kursumuz var. Bunlardan 5 tanesi bu unutulmaya yüz tutmuş eserlerle ilgili. Cacım kursumuz, kilim ve dokumacılık kurslarımız var, giyim kurslarımız var, bebek yapımı kurslarımız. Bu kursun özelliği tabii unutulmaya yüz tutmuş eserleri ortaya çıkarmasıyla daha çok ilgili. Zaten biz de bu noktasıyla tam olarak ilgileniyoruz. Çünkü toplum içerisinde artık bu işi üreten, yapmaya çalışan çok fazla bir sayı kalmadı. Biz de bu noktada zaten kursiyer ve usta öğretici sıkıntısı çekiyoruz. Aslında en büyük nokta bu. Ve 15 yıldır uğraşıyoruz bu işle. Öğrenci olarak çalışıyorduk. Bizim bir hocamız vardı. Şu anda usta öğretici olarak çalışıyoruz. Cacım üzeri çalışıyoruz. Heybe üretiyoruz. Çanta, seccade, yolluk, aklınıza gelen her şey, cüzdanlık. Bunları üretiyoruz. Gençlere de tavsiyem budur. Gelsinler, meslek güzeldir, öğrensinler, kaybetmesinler bunu. Eskiden yer tezgahlarımız vardı. Orada çözgüler başlanıyordu, orada yapıyorduk. Yer tezgahlarında yapıyorduk biz. Çok zahmetli. İnanın çok zor, çok zahmetli ama insanların desteğini bekliyoruz yani tüm kurumlardan.